Arkadaşlar herkese günaydınlar. Ya geçen hafta sayılır bir analiz yapmıştım. Emre Can Güler isimli bir arkadaşımız. Kendisi Şebnem Ferah şarkısını okuyordu. Ve daha önce bana bir sürü kayıt göndermişti ama ben hiç kayıtlarını beğenmemiştim. En sonunda biraz evde bir kayıt yapmıştı. Fakat o kayıt üzerine biraz konuştum. İzleyin. 3.40'tan sonra. Hell yeah man! Adam yakmış ortalığı be. Buralar nasıl bakayım? Ve kontur tenor okuyan da birçok kişi var. Parçaları bu şekilde yorumluyorlar. Okey. Fakat bunda şöyle bir problem var. Yani bu çok uzun süre konsantre olunup böyle izlenecek bir şey değil. Şebnem Ferah'ın o keskin kendi kadın rengiyle gelişi ve güm diye orada göğüs sesiyle vuruşu var. Senin cover'ın olsun parça, alt renklerinde duyalım. Yoksa hep böyle tizde bir ses. Senin bir bu işi bilen bir kişiyle, ya atıyorum buraya geleceksin beraber ben sana bu parçayı düzenleyeceğim. Güzel altyapısını oturtacağız. Burada sana nasıl gerektiğini vokal okumaların anlatacağım. Deneyeceksin. Yani bildiğin vokal koçluk çalışacağız seninle. Sonra dedim ki ya bunu keşke biri kaydetse. Dedim ki kanalda lütfen hani bunu kaydetmek isteyenler, bizle beraber çalışmak isteyenler ulaşsın. Hala o teklifim geçerli ama Emre Can bana yazdı, dedi ki hocam dedi ben isterseniz İzmir'e gelirim. Ya şöyle bir programa baktım yoğun ama dedim hadi gel bunu kaydedelim. Emre Can şimdi burada yakında, gideceğim şimdi onu alacağım. Ondan sonra stüdyoya getireceğim. Kayıt yapacağız. Hadi bakalım. Hoppa. Geliyorum Emre Can. Hava nefis. Emre Can'ın şansı. Bu arada garip bir olay mı? Ön lastik hava kaçırıyor galiba. Ses var. Çözemedim. Emrecan gelsin, lastikçiye gideceğiz. Ulan çocuğun şansına bak. Emrecan geliyor. Şimdi bir lastikçi bulacağız ama haberi yok. Emrecan hoş geldin. Merhaba hocam. Ta İstanbul'da. Aynen. Hoş geldin. Gel hoş gel gel. Arabanı evdir miyim hocam? Dur. Lastiği patladı arabanın, arkaya koy. Aa öyle mi? Kolay kolaya bak. Emrecan geldi, lastik patladı. Öyle bir şans. Emrecan hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Vallahi çok şükür iyiyim ben de. Gayet güzel. Her şeyi hazırladım. Seni aldım. Abi bekliyorum, orada bir ses geliyor lastikten, tamam pısst pısst. Allah'ım dediğim, nerede lastikçi var, şimdi bir de lastikçi arayacağız. Bakayım mı navigasyonlara? Bir baksana sen de. Allah ya, olaya bakar mısınız ya? Tenor adamın yanında düştüğümüz hallere bak. Ya, ne diyor? Tamam bekliyorum. Abi kaldık ya. Şansa bak, kayda gideceğiz. Her şey bize engel oluyor Emrecan. Yapacak bir şey yok. Yolda muhabbet etmek zorundayız. Lastik patladı, duruyoruz yani. Şimdi yol yardım gelecek, bir şeyler yapacak. Emre biraz kendini anlatsana ya. Ben Emrecan Güler. Hataylıyım ama İstanbul'dan geliyorum. Aynen. İstanbul'da okuyorum. Aynen. Ne okuyorsun İstanbul'da? İş Sağlığı ve Güvenliği okuyorum. İş Sağlığı ve Güvenliği. Sağlık Bilim Üniversitesi'nde. Üçüncü sınıfım. Üçüncü sınıf. Ay maşallah. Aynen. Sen bana bir sürü kayıt atıyorsun. Ben o kayıtların hiçbirini beğenmedim ya. Evet ya, sahneye çıkıyordum hocam, bizim arkadaşların sahnesi oluyor. Aha. Yani spontane bir şekilde çıkıyorum. Normalde çok video çekilmiyorum şarkı söylerken. Aha. Sizin için özel çekildim ona. Ya şeyler şimdi, arkadaşların cep telefonuyla çektiği için kalitesi birazcık evet sorunlu. Senin sesini bir türlü tamamlayamıyorum. Onu farklı söyle falan evet, diye şey yaptım. Şimdi onu deneyeceğiz. Ama önce eve gidebilmemiz lazım. Bekleyelim, bir yapsınlar bakalım neler olacak. Nereden patlamış acaba bu namusunuz? Buralarda bir yer ama ne? Nazar. Gözünüz çıksın. İşimiz bitti. Araba çalışıyor. Geçmiş olsun. Lan nelerle uğraşıyoruz ya. Whistle tonlarını çocukluktan beri kullanıyormuş. Neyse bizim araba çalıştı, bir gidelim stüdyoya diye. Merhaba. Ben de evden çıkmadan önce yani hazırlandım. Bavulumu yaptım. Tam çıkacağım. Deprem oldu. Oha. Bir de kemeri takman gerekiyor. Evet hemen. Müziğe ilk işe bir de başladım. Ha. Bas gitar çalıyordum.
Aa sen enstrümanla çalıyorsun. Aynen yani önceden bas gitar çalıyordum bir grupta. İlk kez benim Şebnem diye bir hocam var. Şebnem Doğan. Buradan selam olsun. Hatay'da lisede. Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeniydi. Başlattı müziğe beni. İlk önce aslında davulla başladım. Başladıktan iki hafta sonra sahneye çıktım. 2-3 şarkı çaldım. Ondan sonra okulun grubunda bas gitar çalmaya başladım. Ne güzel. Yarışmalara çıktık. Birinciliklerimiz oldu. Ondan sonra hocam aynı grupta piyano da çaldım. Ondan sonra vokallik yaptım. Piyano da mı çaldın? Evet. Sen bayağı orkestra becerin var yani. Yani hocam şarkı üzerinden gidiyorduk genelde. Ama bas gitar biliyorum. Ya bir de bateri de biraz biliyorum. Aynen. Bravo. En sonunda aynı grupta yani aşama aşama gittim yani. Neyde olmak istediğimi bulmaya çalıştım. O yüzden hepsini denemek istedim. En sonunda vokallikte kaldım. Hocam şimdi ailem beni aslında destekliyordu müzikte. Yani istiyorsan konservatuara gidebilirsin dediler. Ama hocam ben müziği kendime zorunlu kılmak istemedim yani. Mesela ben müziği evden ne bileyim arkadaşlarımdan ya da ne bileyim okuldan bıktım da yapmak benim stres kaynağım. O stres kaynağımı okul olarak yaparsam soğumaktan korktum müzikten. Aynen ben onu zaten dışarıdan eğitimini ayrı bir almak istedim. Yani eğitim yok şu an ama başlayacağım. Yani hocam İstanbul'da daha iyi müzik yapılır diye düşündüm yani. Ha, daha çok çevre. Sen için İstanbul'a gelmek istedim. Aynen ya bir de ablam da oradaydı. Bütün kuzenlerim oradaydı. Ha. Başka şehir düşünemedim yani İstanbul'du benim hep istediğim. Nasıl memnun musun İstanbul'da? Yani ben memnunum. Biraz garip ama genelde memnun oldum. Ne yapıyorsun abi İstanbul'da? Neler yapıyorsun keyif alırken? Yani hocam benim kuzenlerim zaten orada, arkadaşlarım. Bütün Hatay'daki çevrem oraya gittik. Aha. Onlara takılıyoruz. Aynı zamanda müzik yapıyoruz, sahnelere çıkıyoruz. Müzisyen arkadaşlarım da var ama. Aha. Bayağı kalabalık grup olarak siz görüştünüz yani. Şimdi Şebnem Ferah söyleyelim. Şimdi mi? Şimdi değil, aynen. O Ay şarkısını ben çok seviyorum. Zaten bayılırım ben Şebnem'in Ay parçasına. Onu da göster. Bir şey yaparsa en azından değişken. Aynen. İzmir'e ilk defa geliyorum. İzmir'e mi ilk defa geliyorsun? Aynen. 40 yıllık İzmirli gibi davranıyorsun. Nasıl oldu? Hocam ya yol şeyi uygulaması sağ olsun. Harika. Ben İzban'dayken otel ayarladım. Çok şansa denk geldi. Nasıl ya? Yani İzman'ın geçtiği yola baktım. O yolun etrafındaki otellere baktım. Ay maşallah. 4-5 tane aradım. Nasıl güzel bir özgüven ya sen. Harika bir şey olmuş. İleride organizasyonla ilgili bir iş de yapabilirsin hayatında. Bakalım hocam. Hareket inşallah. Çünkü hareket ediyorsun. Bu arada hocam ileriki hayat için yani şu anda ben okuyorum ama yani evet. Ben müzik düşünüyorum. Müzikten başka bir şey düşünemiyorum. Ne yapacaksın? Single falan mı yapacaksın? Albüm mü yapacaksın? Önce bir sahne tozu istiyorum. Yani şöyle sahneye çıkmıştım var ama böyle çok uzun bir sahneye çıkmıştım daha olmadı. Grup kurduk zaten. Bekleriz Kadıköy'de sahne alıyoruz. Kadıköy. Bir saniye. Başladınız mı saniye? Yok işte Kadıköy'de alacağız yani. Orada Kadıköy'de mekanlarla saniye. Anlaştık. Onlarla konuştum. Ayarladık birkaç mekan. Ama grubun adı ne? Daha grubun adını da koymadık. Hayatımda az göreceğin tarım araçları. Ben hayatımda ilk defa böyle bir araç gördüm. Ama hocam sakin buralar yani. İstanbul'un kaosundan sonra burası çok sakin geldi. İzmir öyle bir yer değil. Siz nasılsınız hocam? Şükür iyisiniz. Ya ben akşamları ders veriyorum zaman zaman. Aranje işi yapıyorum. İşbirliği yapıyoruz. YouTube'a 7 gün video yüklüyorum. Bir de YouTube'a bak böyle ekstra iş çekiyorum. YouTube ayrı bir şey zaten. YouTube zaten aslında tek başına YouTube da yapabilirsin. Zaten %70 YouTube yapıyorum çok. Evet. Bir şeyler hepsi doldum. Evde kızım var. Evet. O da 4,5 yaşında. Onu maşallah okula bırakıyorum. Burada başka işler var. Şimdi röportajlar var. Evet. Bak hiçbirinden gocunmuyorum. Senin buraya gelmen benim için büyük mutluluk. Ya hocam sıkılarak, çok teşekkür ederim. Sıkılarak yaptığım şeyler değil şimdi. Çok... Evet. Dükkanı kurduk. Emrecan'ı hazırlıyoruz. Kahvelerimizi içiyoruz. Şöyle bir sistem kurdum. Bir tane AKG kurdum. Güzel bir difüzör kurdum. Ondan sonra ses kartımızı hazırladım. Kahvemi yaptım. Güneşim doğdu. Güneşimiz de var. Aynen. Şanslısın ama güneşin var bugün. İki gündür çok kapalı ama. Evet. Emrecan burada. Biraz da rüzgarsız dinleyin. Dışarıda lastik başında gördüğünüz Emre'yi. Ay şey gibi yapma böyle. Ay ışığına vuruldum tamam. Ben. Öyle değil. Tamam. Ay ışığına vuruldum ben. Hani böyle bir karanlık yaratalım. Tamam. Başka bir insan ol yani. Tamam. Okay. Deneyeceğiz zaten. Bu şarkının girişi çok sakin olduğu için öyle girdim ama öyle yapalım. Merak ediyorum ama neler okay. Yapabildiğini. Belki beğenmeyeceğiz Emre'cim. Aynen. Ya belki bu ne diyeceğiz ya olmadı düşündüğüm gibi değil. Şimdi testlerimin güçlü olmadığının farkındayım ama hocam. Düşünür. Bakış açısıyla alakalı. Ay ışığına vuruldum ben. Çok uzaklarda olsa da sonumuzu bile bile seviştim ben.
Artık gece hiç olmasa da. Başka dünyaya yansa da. Çok zor geçen günün ardından uyurken ben. Odam hep ışıksız kalmışsa da. Burasını bir daha al, burasını bir daha al. Burası tamam. Tam o notları vurmadığı için havada kalıyor. Tamam. Hadi bir daha. Çok zor geçen günün ardından uyurken ben. Odam hep ışıksız kalmışsa da. Bu ev artık yuva değil. Bütün eşyalar üst üste. Terk etmeden önce. Hocam göğüs sesinden çıkayım mı buraya? İstediğin gibi çık. Lütfen. Tamam güzel, bence buraya kadar iyi geldik. Şimdi bunun içinde düzelteceğimiz şeyleri, backlerimizi yapalım. Şuraya bir back vokal kanalı açalım. Back vokal kanalı bizim diğer tamamlayacağımız şeyleri oluşturacak. Reverse falan yapalım. Böyle sakin bir kanal olsun. Sonra verelim efektlerini. Tak kulaklığı. İlk yapacağımız şey şu. Şu kısım var ya. Şuraya kadar yokuz. Bu ev artık yuva değil. Aynen, hemen git. Bu ev artık yuva değil. Bu ev artık yuva değil. Bütün eşya. Evet, bütün eşyalar üst üste. Aynen. Şimdi alttaki şeyi kısacağım biraz. Tamam. Tamam, böyle tatlı gelecek sana sadece uzaklar. Bütün eşyalar üst üste. Fena yapmadın lan, senin çift ses becerisi de var. Cool, fena değil, tam istediğiniz gibi değil. O da normal, sonuçta daha önce hiç vokal yaptı mı kendine? Ya bunları şey yapmak, düzeltmek kolaydır. Nasıl, ne kadar güzel oluyor değil mi? Şebnem'de bile yok bunlar. Bu ev artık yuva değil. Bütün eşyalar üst üste. Okey. Orayı kapatıyorum. Bütün eşyalar üst üste. Şimdi bir tane daha bulalım. Aynısından bir tane daha istiyorum. Tamam. Bütün eşyalar üst üste. Cool. Alışmaya başladı ha, güzel. Bu ev artık yuva değil. Bütün eşyalar üst üste. Cool, çok hoş. Küçük sallanmalar var, problem etmiyoruz onları. Tınlıyor mu hocam? Tınlamaz mı? Şimdi izle. Kalmışsa da. 88. Bu ev artık yuva değil. Gelince. Bir tek istediğim sen şu, terk etmeden önce bu yaptığın şey var ya, bunda duble yapılmış. Tamam. Aynı sese çift kanal duble yap. Terk etmeden önce. Oh yeah, bir tane daha aynısından şimdi. Terk etmeden. Aynısı. Terk etmeden önce. Süper. Şimdi bundan sonrası zaten back vokal gireceğiz. Yani alt sesleri gireceğiz sonra. Hı-hı. Üste, terk etmeden önce. Aha, kısacağız şimdi bu arkadaşları. Yani altta bir kalabalık gelecek. Çok da öne almayacağız ki seni boğmasın. Terk etmeden önce. Gördün mü? Evet. Anlaşılmıyor bile ne oldu yani. Aynen. Sanki tekmişsin gibi, evet. Onu kandırıyoruz seyirciyi. Ay ışığına vuruldum ben. Çok uzaklarda olsa da sonun. Aslında içine biraz kurt sesi falan mı katsak ya? Nuzul bile bile seviş. Oha.
Yangın. Şimdi hani mesela diyelim Şebnem Ferah'da Sertab Erener bu şarkıları kaydediyor. Evet. Onlar da bu şarkıları kaydedirken böyle düzenlemeler yapıyor. Aynısı. Tamam. Bu işin formülü mü zaten? Ama böyle sanki böyle çıplak sesle okuyorlarmış gibi geliyor ya. Ne gibi gelir hayatta her şey. Bu olmazsa olmaz ki. Değil mi? Peki konser kaydını ne yapıyor? Onu da mı düzenliyor mesela? Tabii ki. Televizyonu bile düzenliyor istersen. Hatta senin tonunda söyletelim istiyorsan. Ben de senin tonunda söyletelim. Hafif bir ototün yapalım şeye ya. Kurta. Yani küçük bir detonesi var çünkü. Kurt dedi ne olmuş? Kurtun detonesini alalım. Şurada yukarı çıkıyor ya. Onu bir düzeltelim. Sen öyle yapma. O kadar çıkılır mı kurt? Her şeyinde bir tadı var. Güzel. Hafif indirelim seni. Bütün tonu toparlıyoruz şimdi. Ay ışına vuruldum ben. Of nasıl gaz var ya şimdi, ben onu bir feyit çıkartayım. Hiç olmazsa da çok zor geçen günün ardından uyurken ben. Bu bir tek tırt değil mi? Şu uyurken. Oradan bir daha alalım mı hocam? Bunu böyle al. Bir tane daha yap. Daha iyi olacak. İlkini düzeltiriz bir daha yapınca. Şimdi bir hafif detoneler var. Hı hı. Ama onları şey yapmamız lazım. Düzeltmemiz gerek veya senin bir daha okuman gerek. Çünkü tabii okuyayım. Ki ilk defa deniyorsun. Kalabalık yapıyor ortalığı. Bu yangına karıştı. Bence süper oldu. Gel mola. Kafamız dinlensin. Algımız düştü çünkü. 5 dakika var ha. Emre nasıl gidiyor durumlar? Vallahi iyi gidiyor hocam. Çok eğleniyorum. Bu kadar müzik içinde olmak. Güzel oldu ya. Evet gerçekten. Kendini geliştirebilirsin. Bir şeyleri fark ediyorsun orada. Analiz yaparken. Diyorsun ki tamam olacak ama bunun işte böyle oturulup üzerinde çalışılması gerekiyor. Evet, yani evet. Stüdyo kafasında ya bunu böyle yapalım, bunu böyle yapalım. Bir daha kaydet, daha iyi enerji, bir daha hadi orası. Dur şöyle yapsak, burayı yapsak. Bu sefer aslında şöyle bir şey. Geçmiş dönem vokal koşulları sadece hadi şöyle yap, böyle yaptı. Şimdi ama bu. Evet. Bunun şey, bunu bilmezsen, yani bu teknolojiyi kullanmayı bilmezsen sana anlatamazsın yani. Evet. Şebnem Ferah nasıl kaydediyor o zaman diye soruyorsun evet, işte. Evet. İşte böyle kaydediyor. Kaçınılmaz. Aynı masalar. Ekipmanlar işte bir tık üstü, bir tık altı. Fakat yapı birbiriyle aynı yani. Yani. Şimdi sen bu kaydı yaptıktan sonra artık farz et bir beste yapsan 40 şey düşünürsün artık. Evet, aynen. Ha, ben bunu böyle kullanırım, şöyle yaparım. İşte evet. Mesele o. Peki. Şimdi sonuna geliyoruz. Bittikten sonra kaydı size dinleteceğiz. Tamam mı? Arkadaşlar kaydı bitirdik. Vallahi Emrecan ayaklarına sağlık buraya. Hocam kendiniz. Ben teşekkür ederim ağırladığınız için, davet ettiğiniz için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Çok güzel, sürprizli bir gündü. Sürprizlerle evet. Dolu bir gün oldu. Gerçekten. Ama sonunda çok güzel bir kayıt yaptık. İçine kurt sesleri koyduk. Yani Şebnem Fener'in orijinalinde olmayan şeyler ekledik. Çok güzel vokaller ekledik. Belki onları tam görmediniz. Aslında küçük size de şöyle videonun sonunda göstermek isterim. Size yavaşça göstereyim. Bu kanal kayıtlarda arkadaşlar. Emrecan'ın kayıtları bunlar. Birçok vokal kaydı yapıldı. Fakat biz bunların içinden Emrecan'ın son okuduğu bir tane tek track var. Onu seçtik. Onu çok beğendik. Onu kullandık. Aralarda sadece bir iki tane küçük yanlardan aldığımız oldu. Altta şurada kurt sesleri var, size dinleteyim. Çok eğlenceli. Hatta kurta da autotune yaptık. Autotune'lu kurt ilk dünyada. Kaç kişi kurda autotune yapmıştır ki? Aynen.
Sonra böyle back vokalleri var Emre'nin, bakın onları denedik. Onları da gösterelim size. Bu ev artık yuva değil. Bütün eşyalar üst üste. Terk etmeden önce. Işıksız kalmışsa da. Yani gerçek olduğunu görün. Bu ev. Bütün eşyalar üst üste ye, terk etmeden önce. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sizi performansla baş başa bırak. Yalnız öyle kolay gidemezsiniz. Bulaşık yıkattırırız adamı. Kayıt aldık bulaşık yıkamak. Harika. Bulaşıklar yıkanmadan kimseyi göndermem. Evet. Öyle pis bırakmak yok için. Emre'yi uğurluyoruz. Hocam gerçekten çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür. Yani bu yaptığınız ya benim için çok değerli. Evet. Aynen. Benim çünkü için. Hani müzik içinde olamıyorum hep. Çünkü günümüz Türkiye'si biliyorsunuz. Hı-hı. Müziğe açım. Ve bugün gerçekten bir nebze de tatmin oldum yani müzikten sayenizde. Sevgili arkadaşlar, Emre Can Güler'i tanıyın. Onunla bir şeyler yapmak istiyorsanız da Instagram'ın. Emre.Güler23 Emre.Güler23 takip edin onu. Kendinize iyi bakın. Emre'cim görüşürüz. Yürüyorlar. Sağ olun hocam. Şuradan gidecek. Tamam. Günün sonu. Kendinize iyi bakın. Böyle güzel gençlerle tanışmak beni çok mutlu ediyor ya. Hep söylüyorum. Çok çok güzel bir insanla tanıştım ya. Hakikaten. Emre'cim yolun açık olsun.